Sofrasında yapma şunu bari. Neyi? Oynama ayaklarınla. Bak 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 bak, işçiler grev yapıyorlarmış. Son yılların en büyük grevi. Yok ya. Can güvenliği, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talep eden işçilerin başlatmış olduğu grev genişleyerek devam ediyor. Nankörlere bak be. Sokak işçilerle kaynıyor. Bunlar iş bulmuşlar, beğenmiyorlar. Neymiş efendim? Kılları dönmüş, tüyler atmış. Tembel herifler. Ama iş kazalarında ölüyormuş adamlar. O zaman dikkatli olsunlar. Ücretleri de pek düşükmüş damat. Daha çok çalışsınlar, daha çok kazansınlar. Gören de işçiler senden para istediler zanneder yani damat. Bu ne hiddet ayol? Kim anlatıyorum ben? Halay çekip göbek atanlar bile benden daha fazla saygı görüyor bu evde. Berbat ettiniz kahvaltı keyfime. Tövbe tövbe. Ben sana bu salakla evlenme dedim. Demedim mi? Dedim. Tamam anne, sinirlenme, zangırdamaya başlayacaksın yine. Ha buyur, başladın işte. Siz ne yapıyorsunuz? Böyle grev olur be. Halk mağdur oluyor yahu. Gece yarısı herkes uyurken mi grev yapalım? Tabii. Hatta gidip şehir dışında bir yerlerde yapın. Kimsenin bizden haberi olmasın yani. Yani. Bizim dertlerimiz bütün emekçilerin ve işçilerin dertleridir. Onun için buradayız. Şehrin merkezinde en kalabalık yerinde. Gel arkadaşım, sen de katıl bize. Emeğin zaferi için omuz omuza mücadele edelim. Gel arkadaşım, sen de katıl bize. Emeğin zaferi için. Demezler oğlum. Ne ara millet işine gitsin be. Tembel telekeler. Al o zaman. Al.
Açtı bile. Ah, şükür. Sabrişim, iyi misin kocacığım? Koca mı? Siz de kimsiniz? Aman baba. Baba mı? Tamam damat, anladık. Bugün de işten yırtmanın yolunu böyle buldun. Kalk artık, yürü eve. Marş marş. Sömürüye karşı birleşelim. Şimdi sırası değil Sabri'cim. Sonra, emi kocacığım, sonra. Sabri mi? Koca mı? Ben sizi tanımıyorum hanımefendi. Aa! Nasılsınız Sabri Bey? Benim adım Sabri mi? Evet. Ne yani, şimdi bu hanımefendi benim karım mı? Gene hanımefendi dedi. Aa! Evet Sabri Bey, karınız Yıldız Hanım. Bu kızınız Afet, oğlunuz Zeki, kayınvalideniz Dürdane Hanım ve bebeğiniz Tosun. Hatırlayamıyorum. Başınıza bir darbe almışsınız. Bu sebeple hafızanızı kaybetmiş bulunuyorsunuz. Hafızanıza tekrar kavuşmanız için size yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi en son hatırladığınız anıdan başlayıp geriye doğru düşünelim. Aklınıza bir şey geliyor mu? Sömürüye karşı birleşelim. Efendim? Sömürüye karşı birleşelim. Oho, işimiz var bununla. En iyisi siz Sabri Bey'i eve götürün, dinlensin biraz. Bak, utanmazlara bak. Ne oldu damat? Büyük grev 41. gününü doldurdu. Dün grev alanında büyük bir arbede yaşandı. Polis taşkınlık yapan ve sade vatandaşlara rahatsızlık veren işçilere müdahale etti. Çıkan çatışmada işçiler ve polislerden yaralananlar oldu. Bak ya. Sömürüye karşı birleşelim. Gidiyorum. Sabri. Efendim. Hayatım, bugün işe gitmeseydin. İşe gitmeyeceğim. Oldu. Dinlen biraz. Dinlenecek vakit yok. Gün dayanışma günü. Grev yapan işçi kardeşlerimin yanına gidiyorum. Emeğin ve onurun direnişine seyirci kalamam. Benim yerim onların yanı. İleri! Davamızın mücadele yolunda benle beraber yürüdüğünüz için sizlere teşekkür ederim yoldaşlarım. Bırak boğazları Sabri Bey. 2 aydır ödemiyorsun borcunu. Şu işi kapatsak artık. Beni tam 3 aydır peşinden koşturuyorsun Sabri Bey. Beni de unutma Sabri Bey. Geçen Ramazan'dan kalan bahşiş borcunuz Sabri Bey. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Dur, sakin olun. Git kapıyı aç. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin Sabri'şim. Biz de seni bekliyorduk.
Bir mesele mi vardı Yıldız Hanım? Ay hanım diyorsun hala ya Sabri. Kocacığım, bu adam sen değilsin. Kendine gel artık ya. Anlamaz. Ne zaman anladı? Hödük geldi, hödük gider. Daha fazla dayanamayacağım babacığım. Bak, sana kim olduğunu açıkça söyleyeyim. Sen hiç çakrıyla falan ilgilenmezsin. Hatta şu hayatta hiçbir şeyle ilgilenmezsin. İki gün öncesine kadar gazetenin spor sayfasından başka bir şey okumazdın. Magazin haberlerine bayılırdın, geğirirdin, osururdun, kaşınırdın. Tembelin tekedin babişko. Kimse seni örnek almazdı. Şimdi sana bir şey oldu. Bizi korkutuyorsun baba ya. Korkmanıza gerek yok. Ben iyiyim. Baba, kafana vurdular. Sen o yüzden böyle oldun, tamam mı? Nasıl oldum? Yani ne bileyim. Anne, babamın bu haline nedeni? Kapa çeneni bakayım. Evimin direği. Hayatımın erkeği. Bize geri dön. Başını belaya sokacaksın diye ödüm patlıyor. Allah aşkına. Nedir bu grev şeysi? Bu türden konuşmalarla kaybedecek vaktim yok. Şimdi müsaadenizle. Hödük Sabri'mi istiyorum ben ya. Gerçekten tuhaf. Bugün eteğimi dizimin üstüne çekip okula öyle gittim. Fark etmedi bile. Hatta ben de cebinden para aşırdım, çakmadı. Bana dün gece bir kadının görevi yalnızca kocasını mutlu etmek değildir. Kendi hayatını da yaşamalıdır dedi. Anne ne oldu? Geçen gün pantolonumu ütüledin mi demişti. Ben de ona ütüledim demiştim. Ayrıca 6 ay boyunca her gece başım ağrıyor dedim. Doldu tabii haliyle adam. Ayrıca Sabri haklı. Yoz ve kötülüklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Dünyayı bu hale getiren biziz. O halde değiştirmekte bizim elimizde. Görev bize düşüyor. Gün bugündür. Eyvah. Sabri'den buna da bulaşmış galiba. Dur bir dakika. Bir şey yapmamız lazım. Babamın yemeklerini iyice yağlı yapalım. Otomatik olarak giyir. Bu da içsel sarsıntıyla bilinçsel bir dönüşüm gerçekleştiği ve kim olduğunu hatırla. Sabah kahvaltıda hepimiz ayağımızla oynasak, parmak arası kirlerimizi çıkarsak gözünün önünde, belki canı çeker, bunu ne kadar çok sevdiğini hatırlar. Beni dinleyin. Hepimiz eski Sabri'nin sevdiği şeyleri yapması için ona yardımcı olacağız. Teşvik ve tahrik edeceğiz. Anlaşıldı mı? Bir hastalığa tutulduğu besbelli. Onu kurtarmak için el birliğiyle çalışacağız. Anlaşıldı mı? Ne yapıyorsun sen? Senin yumurtanı soyuyorum. Niye? Kendimi soyamaz mıyım? Sen ne bekliyorsun? Sana yastık getirdim baba. Oturduğun zaman belini... Sen uşak mısın? Yoksa köle misin? İstemem. Gerekirse ben kendim alırım. Dürdane Hanım, size ne oluyor? Bir ihtiyacın olursa diye şey ettim damat. Hizmetçi misin sen? Yakışır mı sana? Sen... Gazeteni getirmiştim. Gazete denen bu paçavranın palavralarına karnım tok. Ne bekliyorsunuz? Bu kitap Almanca baba. Bunu nasıl okuyorsun sen? Almanca bilmezsin ki. Ich erfuhr gestern Abend. Thank you.
aşağı. Mücadelemizin bayrağını zaferin en yüce doruklarına dikecek bir öndere ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve bu önderin kim olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Sabri Fırıldak Yoldaş. Sağ olun. Mikrofon senin yoldaş. Yoldaş canım. Sağ olun. Sayın seyircilerimiz, Sendikalar Konfederasyonu'nun bugün yapılan genel kurulunda Sabri Fırıldak oy birliğiyle genel başkan seçildi. Artık toplumsal bir fenomen olan Sabri Fırıldak şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Sabri Fırıldak. Hoş bulduk. Yorumlarını ve değerlendirmelerini almak üzere Sayın Ahmet Ardniyet de aramızda. Hoş geldiniz Sayın Ahmet Ardniyet. Hoş bulduk. Evet Sayın Ardniyet, Sabri Fırıldak'ın başkanlığını nasıl yorumluyorsunuz? Şov yapıyorlar. Gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Memleketteki hayırlı gidişin ve istikrarın bozulması ve hasıl olacak olan kaostan medet umuyorlar efendim. İşçilerin bu tür ideolojik manevralara alet olmamaları gerekir. Buradan kendilerini uyarıyorum. Sayın Ardniyet'i duydunuz Sabri Bey, ne diyeceksiniz? Sayın Ardniyet sermayenin sesidir. Emeğin ne olduğunu bilmez. Çünkü bulunduğu yere emek harcamadan gelmiştir. Senelerdir televizyonlara çıkan yorumlar yapar. Fakat bir kere olsun bir fabrikaya, bir işçinin evine gitmişliği yoktur. Buna gerek de duymaz. Çünkü Sayın Ardniyet'in gerçeklerle ilgisi yoktur. Kendini besleyenlere yaranmayı marifet sayar. Başkaca derdi yoktur. İşçi sınıfı bu çakıl taşlarıyla zaman harcamaz. Ezer geçer. Biz yolumuza çakıl taşı dökenlerle hesaplaşmanın mücadelesindeyiz. Evet, şu anda bir telefon bağlantımız var sayın seyirciler. Bir telefon bağlantımız var. New York Times gazetesinden Mr. Henry Manry karşımızda. Hello Mr. Henry Manry. Hello, I want to speak to Sabri Fırıldak. Mr. Fırıldak, what do you think about Turkish Revolution? Is it possible? One minute, Mr. Henry Manry. Şimdi Sayın Fırıldak, Mr. Henry şunu soruyor. Turkish people are change, Mr. Henry Manry. They want freedom and equality, and of course, it is possible. I can't believe this, and I always work for this. C'est réaliste et puis de l'impossible. C'est che. We are thinking realistic and demanding the impossible. Okay? Mr. Henry Manry. Hello, Mr. Henry Manry. Sanırım bağlantımız kesildi sayın seyirciler. Neyse zaten yayınımızın da sonuna gelmiştik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. İyi buradan bütün halkın önünde hükümete sesleniyorum. Eğer hükümet yarın sabaha kadar işçilerin taleplerini karşılamazsa yarın sabahtan itibaren hayatı durduracağız. Ülkenin her yanında işçinin ve emekçinin olduğu her yerde üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bunda kararlıyız. Benimle ne konuşmak istiyordunuz? Sabri, kocacığım, bak yeter artık. Başımıza dert açacaksın diye ödümüz patlıyor. Hayır, nedir bu siyaset işleri, bu grevdi, haktı, hukuktu? Bırak artık bu işleri hayatım. Gençlikte yapılan ıvır zıvır işler bunlar. Yaşını başına almış adamsın. Ne işin var mitingle şununla bununla değil mi canım? Hayır, gençliğini hatırlıyorsan, gençleşmek istiyorsan sana bir motosiklet alalım. Böyle deri ceket falan. Çarşının içinden pata pata bir geçersin. Milletin aklını alırsın vallahi değil mi? Ha? Zeki, alırız değil mi bir tane elden düşme bir şey? Ben ne isterim? Allah belanı versin. Baba, benim bir kalitem var baba ya. Bitirdin beni baba ya. Okuldaki çocukların hiçbiri benimle konuşmuyor artık. Sen anarşistin kızısın diyorlar bana ya. Vallahi ben de geçen gün okulda küçük bir çocuğun elinden şekerlerini aldım. Pis kapitalist baban gibi şerefli olsana diye bağırdı arkamdan. Vallahi bu ilk defa oluyor baba. Ben Başbakan Sezai Sandık. Habersiz geldiğim için özür dilerim ama acil bir durum var. Sabri Bey'le görüşmem mümkün mü? Buyurun, buyurun. Ne demek? Geldi Başbakan. Merhaba Sabri Bey.
Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle habersiz geliverdim ama işler biraz acil. Biz de sıkıştık hükümet olarak. Sizle görüşmek icap etti. Buyurun, şöyle geçelim. Sizi dinliyorum. Greve son vermek hususunda taleplerinizi ve şartlarınızı görüşmek için burada bulunuyorum. Taleplerimizde pazarlık yapmayız. Bir orta yol bulabiliriz diye düşünüyorum. Taleplerinizi reddetmek niyetinde değiliz ancak hepsini bir anda karşılayamayız. Lütfen bu konuda anlayışlı olun. Bir basın açıklaması yapalım, anlaştığımızı ve sorunlarımızı zaman içinde görüşmeler yoluyla çözeceğimizi beyan edelim. Konuyu zamana yaymak, unutturmak ve zayıflatmak eski bir taktiktir. Bu tuzağa düşmeyiz. Bakın, size şunu söylemek istiyorum ki gelecekte sizi ve ailenizi asla zor durumda bırakmayız. Yardımımızı görürsünüz. Bunu iyi düşünün. Görüşme bitmiştir. Ama güle güle. Siyasi kariyerimi bitirdi şerefsiz. Başlatılan grev tüm hayatı etkiliyor sevgili seyirciler. Grev dolayısıyla hava ulaşımı, deniz ulaşımı ve karayollarıyla beraber tren yolu ulaşımı maalesef aksamış durumda. Düşünelim, taşınalım, efendim, bir şeyler bulalım, bir orta yol bulalım değil mi? O da şudur ki istediklerini verelim derim. Mümkün değil. Koca ben hükümet basit bir adama mı yenilecek şimdi? Böyle şey olmamıştır. Olamaz. Kabul etmiyorum. Etik olamaz. Hükümet şu anda olağanüstü toplantı halinde. Taleplerinize evet ya da hayır diyecekler. Hayır derlerse tavrınız ne olacak? Kararımız kesindir. Asla geri adım atmayacağız. Direnişimiz sürecek. Onur mu? Mücadelemiz! Yaşasın! Onur mu? Mücadelemiz! Atacağınız başka yaşasın. Adımlar da olacak mı? Tabii ki. Zamanı geldiğinde bu adımları açıklayacağım. Tamam. Kayınvalideciğim. Seni mücadele alanında görmek ne kadar güzel. Sonunda sen de işçi sınıfın saflarında yer almaya karar verdin demek. Canım kayınvalideciğim benim. Hadi oradan. Deli mi ne? Ben sana aklını başına al demeye geldim. Yettin artık be. Kendini düşünmüyorsan karını, çocuklarını düşün. Şu kepazeliğe bir son ver. Evine dön. Tepeme attırma benim. Sanmıştım ki, sanmıştım. Sabri, kıracağım şimdi kafanı. Delirtme beni. Sana mı kaldı dünyayı kurtarmak, hak hukuk dağıtmak? Sana mı kaldı halkın mücadelesine elebaşılık etmek ha? Sana mı kaldı? Bana kalmadıysa kime kaldı peki? Kokanı işlemedik daha. Hadi damat, düş önüme. Doğru eve. Israr etme kayınvalide. Ben son sözümü söyledim. Sabri yoldaş düştü. Aha. Gelin buraya. Arkadaşlar Sabri yoldaşı koruyalım. Buraya hemen takviye gönderin. Destek lazım, destek. Alın bunu. Bunu alın içeri. Şunu da alın. Öbürü de alın. Hepsini alın içeri. Olayların büyümesi üzerine polis olaya müdahale etti. Hükümet grevi yasa dışı ilan ederek yasakladı. Büyük işçi önderi Sabri Fırıldak halen hastanede ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yazık oldu adama ya. Böylesi görülmediydi. Bin Zeki Fıldak. Biz du. Sen ne diyorsun lan lavuk? Sarmışım geri döndü.
spor eki değil mi bu be? Oha! Sabri Fener'e gidiyormuş lan. Polis mitingine biçim dağıtmış be. Vermiş sopayı. Ne grev kalmış de bir şey. Akılları başlarına gelmiştir beleşçi tembellerin. Aslında işçiler neredeyse başarılı oluyorlardı baba. Hem de başlarında sen vardın. Sen çekilince dağıldılar. Tabii ya, bir çekildim dağıldılar. Kendilerine başka inayı bulsunlar. Evet. Başbakan aradı. İlk seçimlerde İstanbul 1. bölgeden 1. sırada milletvekilliği adaylığı teklif ediyor. Adam bendeki potansiyeli gördü tabii. Teklif sana değil salak. Baba. Aa, gitti yine. Tövbe bismillah. Ich bin Zeki Fıldak. Wie bist du? Sabri Fener'e nasıl gider ya? Sabri ile hayaletsin. Şükürler olsun sana. Bak seni gidi maymun korkuttu bizi. Hadi kızım. Hadi başlayalım. Bunlar ne be? Nefes almaya devam etsin de mefta olmasın diye. Şşşt! Uyanacak şimdi. Uyanmadı. Nasıl hallettim ama? Of, hadi çok konuşma da gerisini de yapalım. Uykum geldi benim. Tamam yapıyorum işte. Ne mızmızlanıyorsun ya? Aa! Ne olmuş ayol burada sabah sabah? Allah Allah. Tövbe bismillah. Eşvedenna, ilahe illallah ve eşvedenna, imdaa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 
yok. Allah'ım sen koru yarabbim. Amin. Ne oldu kayınvalide? Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bakın ayol. Suretimi çıkarmışlar. Kim yedi bu herzeyi lan? Hanginiz? Kimin içi bu? Çabuk söyleyin. Kendi suratından mı korktun valide? Korkma. İlk zamanlar ben de senin gibi olmuştum ama zamanla alışıyor insan. Ah. Şey, ne diye gülüyorsunuz? Ya işte resim öğretmeni herkese ödev verdi. Ailenizden birinin heykelini yapın dedi. Biz de seni seçtik anneanne. Niye kızıyorsun ki ya? Ay gurur duy vallahi anne bak. Torunların senin heykelini yapıyorlar işte. Ben her zaman söylemişimdir zaten.
Benim kayınvalidem heykeli dikilecek kadındır. Yok! İstemem ben öyle şey. Tövbe tövbe. Tövbe, atın gitsin. Gözüm görmesin o sıfatı bir daha. Of anneanne ya. Amma da abartın ha. Hakikaten anneanne ya. Ben anlarım. O sıfat gidecek bu evden. Ama anneanne. Anlamam dedim. Afet, Zeki. Anneanneniz istemiyor işte, ısrar etmeyin. O şeyi atacaksınız evden. Of tamam be tamam. Sanata hiç saygı yok bu evde. Zeki. Ha. Afet. Efendim baba. Şşt, ne yapacaksınız bakayım o şeyi? Nereye atacaksınız? Tabii ki çöpe atacağız baba. Aa, olur mu hiç canım aa? Ne de olsa anneannenizin kellesi o. Çöpe atılır mı hiç? Yani. Şimdi gidin arka bahçeye bir çukur kazın. Derin olsun ama, tamam mı? Sonra da oraya gömün. Üstüne toprak atıp iyice kapatın çocuklar. Gömün. Derine. İyice derine gömün. Anneannem büstü görünce kızdı. Heykelin tamamını görseydin ne yapacaktı, düşünmek bile istemiyorum. Hadi o görmeden şu heykelden de büstten de kurtulalım. Büstü görmeyi unuttuk. Aman kalsın ya. Çöpe atarız gide. Anneannem görür falan. Vallahi canımızı okur. Üşenme hadi. Gömüver onu da. Gömüveyim öyle mi? Gömsen ne olacak? Niye ben? Çünkü ben yoruldum. Hem sen erkeksin. Lan bu ne demek şimdi? Sen erkeksinmiş. Tövbe tövbe. Gömdük işte. Gömdük mü? Gömdük. Bu kadar. Kuzum benim. Kuş kuş kuş. Anne sen bakıversene kapıya. Kuş kuş. Merhaba teyze. Sana da merhaba. Teyzeciğim doğalgaz arızası var. Sizin sokağa kasacağız. Gaz kesilecek, haberin olsun. Deme ayol, ne kadar sürer? Vallahi bugün böyle gider. Yarına Allah kerim. Oh maşallah. Kimdi anne? Doğalgaz için gelmiş biri. Arıza varmış. Keseceklermiş gazı. Yine sokağa kasacaklar. Aa. Bütün gün çalış, çalış dur. Zaten 3 kuruş para alıyoruz şurada. Arkadaşlar burası da kazılacak. Orası bahçe. Ben ne yapayım? Boru geçirmişler buradan. Kazacağız. Başlayın. Dur abi dur dur. Orayı ben kazarım. Buraya kazacağız ha. Şuradan bir başlayalım. Tamam. Oraya kazarız o zaman. La bir şey var burada. Dur bakayım. Ne oluyor orada bakayım? Bir şey var burada. Amanın. Kelle. Bu ne la? Şşş dokunmayın. Sakın ellemeyin. Tarihi eser bu. Orasında burasında bir şey olur. Kırılır marılır. Öletirler valla. Bırakın uzak durun. Biriniz polise haber versin hemen. Çıngır 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 çıngır. Ay annem şu televizyonu aç da bakınalım ayol. Bakınalım valla. Benim de gözüm çıktı bunda. Dün öğlen saatlerinde... Dün yapılan kazı çalışmalarında... Gerçekleştirilen kazıda... Evet sevgili seyirciler. Şu bu anda ne ayol? Yapılan... Her yerde aynı şey var. Bakışlar ve çalışan Yıldız kız, evlilik programlarına ne oldu? Rütük yasakladı mı yoksa kız? Nerede bunlar? Mühim bir şey var herhalde anne. Bir dur da bakalım ayol. Ummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Orada. Evet Sayın Hulki Karatoprak, son gelişmeler hakkında bize neler söyleyeceksiniz acaba? Yaptığım ilk incelemeye göre tahminen ve takriben bugün bulduğumuz eser bir Helenistik dönem kalıntısı. Ya da geç Roma dönemi.
Başın boyun üstünde duruş açısı, yüz hatlarındaki ayrıntılar, yüze yakın bir yerde bulunmuş olması, bu büstün çok önemli bir şahsiyete ait olduğunu anlatıyor bizlere. Bir kraliçe ya da şehrin valisinin karısı olabilir. Önemli bir inanç önderi olduğunu da düşünebiliriz. Bu kuvvetle muhtemel. Çünkü yüzündeki dingin sadelik ve gözlerindeki şimşekli bakışlar onun şefkati ve öfkeyi kişiliğinde birleştirdiğinin bir kanıtı. Bu veriler ışığında büstün bulunduğu bölgenin bir inanç merkezi olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. Kız! Yıldız! Burası bizim arka bahçe değil mi ayol? Aa, evet vallahi bizim arka bahçe. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yapmam gereken işler var çünkü kazı devam ediyor. Aa, şuranın haline bak ayol. Çalışmaları devam ediyor. Acaba ne çıkacak? Kız, gözün kör olmasın, dünyadan haberiniz yok. Ay vallahi öyle anne. Televizyon olmasa bahçemizde neler olduğunu bilemeyeceğiz yani. Mühimmat mı buldular yoksa kız? Ve bu sürecin her anı benim için çok değerli, heyecan verici. İnsanlık adına tarihi bir an yaşadığımızı düşünüyorum. Bulduğumuz büste ait bedenin de yakınlarda olduğunu tahmin ediyoruz. Onu da bulmayı ve bu muhteşem güzelliği tam olarak gün ışığına çıkarmayı amaçlıyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Kara Toprak. Bu benzerlik rastlantı olamaz. En azından ben bunun rastlantı olmasına izin vermeyeceğim. Ne bakıyor bu da ayol? Kadın görmeyi görsün işte, erkek milleti. Bir dakikanızı alabilir miyim hanımefendi? Peki de ki varmış. Buyurun, bir şey mi vardı? İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün yine bir ilke imza atarak Türkiye'nin gündemine oturan gizemli büstle ilgili bilinmeyenleri açığa çıkarmak için karşınızdayız. Eskiden bir inanç merkezi olduğu iddia edilen bölgede yaşayan ve bulunan büste olağanüstü benzerliğiyle dikkat çeken Dürdane Hanım stüdyomuzda. Hoş geldiniz Dürdane Hanım. Hoş bulduk canım. Öncelikli olarak arka bahçenizden çıkmış olan büstle olan benzerliğiniz hakkında konuşalım. Bu büste modellik eden tarihi şahsiyetle akrabalığınız olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Vallahi ben uyuyordum. O zaman gelip şey etmişler. Yüzüm aynı tabii. Akrabalar bizim. Onlar tabii. Ödev yapıyoruz filan dediler. Öyle işte. Yani uykunuzda ruhsal bir yolculuk yaptınız. Ben öyle anlıyorum. Ve bir takım ödevlerden söz ediyorsunuz. Nedir bu ödevler? Nasıl desem ki? Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. En azından şuna cevap verin. Geçmişte inanç önderi olduğu düşünülen ve bugün büstü bulunan şahıstaki vasıflar sizde de bulunuyor olabilir mi? Şifacılık, geleceği bilmek falan filan gibi. Yani çok iyi sor bakarım, onu söyleyeyim. Mahallede kahve içen fincanını kapıp gelir bana. Kimseyi geri çevirmem. Evet sayın seyirciler, Dürdane Hanım gibi biri ancak bu kadar açık konuşabilirdi. Her şeyi gördünüz, duydunuz. Bundan sonra herkes kendi yorumunu yapacak. Ve tarih bakalım bugünleri nasıl yazacak. Fakat şimdiden ülkenin her yanından insanların Dürdane Hanım'ı görmek üzere yollara düştükleri haberleri geliyor. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Vay be! Anneanneme bak sen! Şşş bakayım. Ne oldu ki? Ay Sabri'cim, ne oluyor böyle? Ben nereden bileyim karıcığım? Bir şeyler oluyor ama anlamadım. İşte geldi! İşte geldi! Anne iyi misin?
Paralayacaklar da beni. Ne oldu bu millet ayol? Nereden çıktı bu alaka ya? Hepsi sizin yüzünüzden oldu veletler. Başıma sardınız her halimi. Derdim yetmezmiş gibi. Tamam kayınvalide ya. Abartma sen de. Yarına kadar herkes unutur gider. Sanki herkes çok meraklıydı sana. Tabii anne. Bak dışarıdakilerin sesleri kesildi bile. Geldi. Karıcığım. Ne var? Günaydın. Günaydın. Yaşadığımız heyecan beni ateşlendirdi. Bir ateş düşürücü al. Benim ateş düşürücüm sensin ama. Sabri sabah sabah. Ne varmış akşam niyetine? Yeni günün enerjisiyle. Al senin tatlı dilin. O tatlı dille yerim seni ben. Yeme beni. Ya gel. Canım benim gel gel. O ne be? Ne oluyor? Bu ne ya? Ay ben de sandım ki el kulaklarım da çınlayınca ne bileyim ilk defa bir şey sandım. Ne? Ne sandın ha? Ne ilk defa? Yine bir şey mi oldu? Aman yok bir şey. Tamam ben bir bakayım dışarıdan ne oluyor. Sabri. He. Önce bir giyin istersen. Ha? Doğru. Çiçek gözükmesi iyi olur. Ne oluyor ya? Bu ne gürültü böyle? Dışarıda ne var Allah aşkına? Vallahi bir şeyler oluyor ama hayırlara varır inşallah. Gidip bir bakalım. Ne oluyor ya? Bugün burada Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığımız kıymetli bir buluşu dünya kamuoyuyla paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu ülkenin bir bakanı olarak şu anda gurur doluyum. Bulunan değerli büstü temsili heykelinin üzerinde göreceğiz. Ancak umut ediyorum ki değerli arkeologlarımız çok yakında bu büstün vücudunu da bulacaklar ve heykel bütünlüğüne kavuşacak. O zaman yine hep birlikte törenle bunu da dünya kamuoyuna duyuracağız. Doğu batı arasında köprü olan ülkemiz medeniyetlerin beşiği olduğunu bir kez daha ispatlayacaktır. Teşekkür ediyorum. Hepinizi gözlerinizden tek tek öpüyorum. Bakın orada. Ne olur dualarınla kısmetim açılsın Dürdane Ana. İnşallah kızım, inşallah. Onu ben alayım. İşlerim düzelsin, çocuklarımın rızkı çıksın Dürdane Ana. Amin evladım, amin. Dürdane Ana. Ah seni seviyorum Dürdane Anacığım. Kısmetim açılsın kız. Ceki oğlum ne bakıyorsun öyle? Gel de yardım et hadi. Çocuğum olmuyor bir çare. Olur. Çalışmaya devam. Yağmurlar yağmıyor. Ekinler kurudu. Bir yağmur duası Dürdane Ana. Ben programına bakayım sonra size haber veririm tamam mı? Ay sıkıldım ama. Bırak da geçeyim. Dağılın kardeşim. Hadi dağılın gösteri bitti. Tamam uzaklaşın. Yürü Yıldız yürü. Aç kapıyı. Hemen dağılın. Dağılırız bizim de olsun Dürdane Ana. Anne, bayağı ünlü oldun vallahi. Ay bunaldım ayol, ter bastı. Nereye varır bu böyle? Seninki de soru mu be valide? Halkımız hediye veriyor, biz de alacağız. Bak, sevmişler seni işte. Şimdi bu kadar insanı üzmenin manası var mı? Değil mi ama? Hepsi topu topu iki dert dinleyeceksin, bir hayır duası edeceksin. Biz de biraz yolumuzu bulacağız valide. Doğru.
Sen ne diyorsun kız? Yani biz bir şey istemiyoruz ki, onlar kendileri getiriyorlar. Şey olmaz be anneanne. Vallahi bence de anneanne. İyi olsun. Kabul. Ha şöyle ya. Yola gel bakayım. Allah'ım sen dileklerimi kabul eyle. Sıradaki gelsin. Hadi evladım. Dediklerimi unutma. Yolun açık olsun. Allah razı olsun Dürdane ana. Gel, gel yaklaş bakayım. Onu ben alayım isterseniz. Sabri, bana bak. Bundan sonra biraz ara verelim. Yoruldum. Emriniz olur validem. İyi, ne oldu efendi? Derdin nedir? Ah, benim derdim çok büyük Dürdane ana. Anlat. 5. karıyı aldım ama artık şey olmuyor. Boyun devrilsin. Olur evladım, o da can. Al. Bu okunmuş şekeri ye. İşe yarar. Ne zaman şey olur? Fazla sual şeyi bozar. Hadi bakalım yürü. Allah razı olsun Dürdane ana. Ulan şey mi bu? Elbet gün gelecek, şey etmeyecek. Tövbe tövbe. Validem bugün çok yoruldu. Eh işte. Sonuncuyu nasıl tedavi edeceğim bilemedim. Anaların en güzeli, yorulursun tabii ya. Ama bak şu sofra senin eserin. Bak budunu sana elimle yedireceğim. Al ye, kandan biraz canlan. Ulan soyadın gibisin damat, fırıldaksın. Burada galiba bir şey var ya. Ya ne ola ki? Açayım da bir bakayım bari. Ne ola ki acaba? Buldum! 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 Heykeli buldum! Heykeli buldum! Heykeli buldum! Dur, çekil bakayım. Buldum seni. Sonunda buldum. Buldum. Bugün burada bütün insanlık alemi adına ehemmiyet taşıyan bir olaya şahit olmak için toplandık. Bu arazide bulmuş olduğumuz büst ve ardından değerli çalışmalarla ortaya çıkardığımız heykel bugün burada bir bütün olarak insanlığın huzuruna çıkacaktır. Şimdi yüksek müsaadelerinizle Sayın Dürdane Çektir'i ya da halkın onu bağrına bastığı şekliyle Dürdane Ana'yı heykelin açılışını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurunuz, açılışı yapabilirsiniz. Tövbe bismillah. Sayın halkım ve kıymetli devlet erkanı. Bugün burada çıplaklığın sembolü olan yani ahlaki safiyetin ırzına yahu ben neler diyorum? Çal bando çal! Ahlaksızlık bu canım. Bunun neresi dostluk sevgi? Bizi bu rezalet için mi topladılar buraya be? Utanmazlar. Hı? Rüzgar tersine döndü. Tüme zamanı. Ulan hani burası inanç merkeziydi? Hani kutsal bir yerdi ulan burası? Yeni bilimsel bulguların ışığında bir düzeltme yapmamız gerekiyor.
Belli ki burası eskiden bir inanç değil, cinsel aktivite merkeziymiş Sayın Bakanım. Ne dedin sen? Durun Sayın Bakanım. Ne yapıyorsunuz siz böyle sokak çocukları gibi? Seni toprağa gömeceğim. Sonra heykel diye bulacaklar. Ben durun gelmeyeyim. Sinirlendin ya. Sinirlenecek de var şimdi. Ahlaksızlar. Utanmazlar. Yazıklar olsun be! Arsızlar, arsızlar! İnsanların duygularıyla oynayan yüzsüzler! Allah! Eve, eve kaçalım, yürü! Yürü, koşun! Koş hadi, koş! Nereye, nereye ulan? Yakalayın, yakalayın! Kaçıyorlar! Bu sahneye katran karanlık. Bu derdin yanımda cennet yabalık. Ah ulan kahpe felek ah. Ah Sabri ah! Dolandırıcılıktan içeri girmek de varmış kaderde. Görüyor musun ne hallere düştü? Ah be yıldızım ne diyeyim ben? Kader utansın kader. Sabri! Ah Sabri! Sabri! Bu nereden çıktı şimdi ya? Bana ne oluyor? Dürdane Hanım, hayatım boyunca güzelliği toprağın altında aradım. Ama sizi gördüğüm zaman anladım ki aradığım güzellik sizsiniz. Hem de karanlık ve taş gibi soğuk değil. Aydınlık ve ateş gibi sıcacık. Sizi seviyorum Dürdane Hanım. Lütfen aşkımı kabul buyurunuz. Canını seven kaçsın! Vah vah! Çok yazık oldu adama. Ay peki şimdi ne yapacağız? Hazır tünel ayağımıza gelmişken diyorum ki acaba... Tüm kaçtım, kaçtım, kaçtım ben! Bir, iki, üç, hop! Kaldır kızım ayaklarını. Kime diyorum? Aman anne. Tövbe tövbe. Ne hale getirmişler şu ortalığı. Çekirdek yenmeyecek diyorum. 50 defa yine ortalık bıç 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 çekirdek çöpü. Bak birinin de anneciğim yardım edelim sana. Bırak sen aman yorulma dediği yok görüyor musun? Oturun siz aman kımıldamayın. Aman kımıldamayın bir şeyleriniz dökülür. Yıldız zaten hizmetçi. Zeki! Zeki! Hadi kalk da içeride dolabın üstündeki battaniyeyi indir bana hadi. Zeki dedim! Ya tamam ya. Kız, nerede bıçaklarım? Ya ne bileyim anne. Çocuklara sor. Bekle oğlum. Hadi dikkat edin. Nerede söyleyiver. Ya bilmiyorum anneanne ya. Afet! Efendim anneanne. Sen gördün mü? Görmedim anneanneciğim. Nerede bunu düşürdüm? Bunlardan bir şey istenmez ki zaten. Tamam anne, birazdan anne. Bekle anne, yaparız anne. Kendim yaparım daha iyi be. Öf! Aa! Ay! Ay ay ay! Yeter ya! Böyle ugin olmaz! Tüm evin altını üstüne getirdim, geçmiş yok! Kime konuşuyordum ben? Bilmiyoruz biz anneanne ya. Of! Ay! Diş az daha seni dişleyecek ruhun duymuyor be. Altında duruyor dişler. Şuna bak. Ay. Ay. Zeki. Zeki ben sana ne dedim? Ha? Tamam anne ya. Yeter! Aa, ne oluyor karıcığım?
Bu ne hal? Sabahtan beri burama kadar geldi vallahi. Bütün gün cep telefonu, bilgisayar başında oturup internetten başka bir şeyle ilgilendikleri yok. Her şeyi tek başıma yapmak zorunda kalıyorum. Sözde gelinlik kızımız, kazık kadar oğlumuz var. Ne? Böyle şey olmaz canım. Onlar anca otursun, biz çalışalım. Yeter ama. Of. Bak, hala akılları fikirleri aynı yerde. Yok ayol, adam olmaz bunlardan. Vallahi çok haklısın kayınvalide. Bu böyle olmaz. Herkes kendine çeki düzen verecek, tamam mı? Bakın, bakın, herkes baksın şuna. İnternet faturası gelmiş. Sözde 29 liralık paketteyiz. Ama 180 lira ödeyeceğiz. Herkes kotayı aşmış. Ha, al işte. Bütün gün internete çökerlerse olacağı bu. Tabii ya karıcığım, olmaz tabii. Bundan sonra internet kullanımına sınır getiriyorum. Herkes günde yarım saat internete girecek. Ne? Yarım saat ne? Ya yarım saat yetmez ki hiçbir şeye. Yetecek. Ama yarım saatte hiçbir şey indiremez ki anne. Bundan sonra zaten zırt pırt indirmek bindirmek de yok. Kotayı aşmayacaksınız. O yüzden internetten bir şeyi indirmek için anneannenizden izin alacaksınız. Anneannemden mi? Beğenemedin mi? Sabri. Söyle karıcığım. Bundan sonra sen de çocukların internete girme saatlerini denetleyeceksin. Anlaşıldı mı? Tabii karıcığım. Tabii tabii tabii. Yeter ki sen sinirlenme güzelim benim. Ya hiç değilse bilgisayar odama alayım. Salonda bilgisayar mı oluyor ya? Hayır efendim. Bir kere o bilgisayar bir tek senin değil herkesin. O yüzden salonda duracak o. Şşşt, bana bak, bana bak. Ne yapıyorsunuz siz orada? Ne yapalım Sabri abi? İnternette takılıyoruz. Peki iş, çalışma? Çalış, çalış, hep bir karış. Oy, 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 yerim ben onu. Ne var lan bu internette? Nesi eğlenceli bir türlü anlamıyorum ha. Oğlum ne gülüyorsunuz ya? Ben kullanmıyorum. Bir eksikliğini de görmedim. Bu zamanda interneti kullanmıyorsun. Bir de bununla gelip övünüyor musun yani? İnternette hayat var Sabriciğim. İstediğin yerde, istediğin zamanda, istediğin kişisin. Nasıl yani? İyi şöyle yani. Gel de bak. Hadi gel gel gel. Ya ne olacak? Baksam ne olur? Bakma. Anam. Bu ne ya? Ha? Ne? Bir eksiklik mi hissettin Sabriciğim? Webcam'in var mı? Va va. Ya, yalnız bir saniye. Merhaba. İyi görünüyorsun. Aa, teşekkür ederim ama senin kadar değil. Ay teşekkür ederim, çok tatlısın. Öyleyim de biraz. Okulda burnun çok havada geziyorsun. Halbuki burada ne kadar da sıcaksın. Ciddi mi? Tabii ya, seninle konuşmaya çekinirdim ben. Ne konuşacaktın ki benimle? Yani ne bileyim, yani şey... Anam! Elektrikler gitti. Merve! Lan kız gitti lan. Ya tam da sız. Allah kahretsin be. Anne, baba. Ya neden? Ne oldu be? Zeki. Oğlum ne oldu söylesene. Yok bir şey yok, yok. Yok bir şey yok. Zeki kalk bakayım bilgisayarın başında. Anne ne oluyor ya, bak çok acil işim var ya. Hemen internete girmem lazım benim. Bugünkü hakkın çoktan bitti. Hemen kalk 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 kalk, tamam bitti. Ya anne, anne olur mu ya? Ya kız bekler mi ya? Bir yarım saat daha ben, ne olur bak. Yarın hakkını kullanayım ya, ne olur şimdi giyeyim anne ya. Olmaz dedim. Ya anne ya. Tuz. Annem. Şşş, sus bakayım. Bu ses ne? Afet. Ay, ay ödümü kopardın anne ya. Bakın burada kim varmış. Telefonundan gizlice internete bağlanan bir uyanık. Çık bakayım oradan. Çık. Seni üç kağıtçı seni. Yanlış anlıyorsun anneciğim. Küpem düşmüştü, onu arıyordum ben. Ha, ben de yedim. Ver bakayım şu telefonu. Yarım saat internet kuralını ihlal ettiğin için telefonuna el koyuyorum. Bitti. Anne. Anne ben telefonsuz ne yaparım? Konu kapanmıştır. Ya anne ya, hiçbirinizi sevmiyorum. Ben de. İnternette hayat var Sabriciğim. İstediğin yerde, istediğin zamanda, istediğin kişisin.
bir kereden bir şey olmaz be. İstediğin kişisi. Bir üyelikten bir şey olmaz canım. İstediğin kişisi. Tamam be, anladık. Şimdi fiyakalı bir resmimizi koyalım önce. Ne diyor? Meslek. Şair. Ve atom mühendisi. Yaş 50. Demeyelim de 35 diyelim. Oldu bu iş ya. Bakalım kimler varmış. Yuh. Kıza bak. Bana mı? Hemen arkadaşlığı onaylayalım. Yahu bu internet ne güzel şeymiş be. Ben bunu nasıl kaçırmışım şimdiye kadar? Yürü lan Sabri, kim tutar seni? Yürü. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyidir. Sen? Benden de iyidir. Sen? Çok güzelsin. Sen de çok yakışıklısın. Allah! Ay! Ben bunu düz örgü üzerine çalıştım. İstersek ters örgü üzerine de toplamalı örgü şeklinde çalışabiliriz. Benim oyun indirmem lazım. Peki kaç megabaytmış? Ne fark eder ki anneanne? Kota sınırını aşmamamız lazım, biliyorsun. Ya 5 gigabayt. Çokmuş. Daha az yok mu? Ya öf anneanne, bu oyunu oynamam lazım işte ama lütfen hadi. Bu ne? İzin kağıdı. Ne yapacağım bunu? Al bunu. Yıldız Hanım'a git. İmzalat. Hadi, işim gücüm var. Oyalama beni. İmzayı al, gelirsin, hallederiz işini. Ya üf ya. Benim izin kağıdım vardı da. Bekle. Demek 5 GB. Evet. Şimdi tamam mı? Dürdane Hanım'a gidip kaşeletmen lazım canım. Ama zaten onun yanından geldim ben. Şimdi gene git. Üf be. Anlamadım. Ha, merhaba. Ben geldim yine. Bunu kaşeletecektim ben. Bakalım ne varmış. Sıraya geç. Benden sonrasın sen. Sen niye geldin? İnternetten film indireceğim. Ver bakalım. Ay. Megabayt bilgileri doğru değil mi? Doğru. Bana bak. Bir yanlış olmasın. Yıldız Hanım'ın imzası lazım. Tamam. Tamam mı? Bunu Yıldız Hanım'a götürmen lazım. Yetti ama. Bu ay ikinci film. Biliyorum. Bir sonraki için gelecek ay bekleyeceğim. Dürdane Hanım'a gidin kaşelesin. Ne vardı? Anne ya, daha 5 dakika önce buradaydım. Hadi al şu kağıdı da ne yapacaksan ya. Bütün hevesim kaçtı ya. Saygısızlaşmayalım lütfen. Biz burada görevimizi yapıyoruz. Allah'ım güç ver bana. Dürdane Hanım'a. Ben ya. Abarttılar ama ya. Şurada bir film izleyeceğim. Sanki dünyayı kurtarıyoruz. Hadi çocuklar yahu. Daha yatmıyor musunuz siz? He? Yatamayız. Daha izin kağıtları çıkmadı. Yatın artık. Yatın. Geç oldu çocuklar. Hadi yarın halledersiniz. Mesai bitti zaten. Hadi. Bugün yetişmez. İyi geceler. Hadi iyi uykular. Allah rahatlık versin çocuklar. Ana, 1862 arkadaş. Sen seni açtın be adamım. Aslan be adamım.
Teşekkür. Buse miydi ablamdan çünkü? Ya bu çok güzel. Çok... Teşekkür ederim, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Tıp gelirim efendim, önce siz bize buyurun. Ayşegül, ah canımın içimi. Merhaba, merhaba. Çok güzel, çok güzelsin. Kaç yaşındasın? Buse. Merhaba. Atom mühendisi olmanızdan yola çıkarak CERN'de yapılan proton deneyi hakkındaki görüşlerinizi almak isterim. O ne lan? Neymiş öğrenelim. Efendim, Higgs bozonuyla protonları çarptırmışlar. Yok öyle olmaz lan, olur mu öyle şey? Parçalanmış tabii. Kenan Bey, şiirlerinizi okudum, çok beğendim. Özellikle rakı şişesinde balık olsam dizelerine adeta bayıldım. Teşekkürler. Fotoğrafınızda da oldukça yakışıklı çıkmışsınız. Mola! Buse Mola'da konalım başka dala. Sabri? Sabri ne yapıyorsun ya? Dalmışım da Arif'in Manchester'a attığı golü arıyordum. Oradan oraya derken... Arif kim ya? Ne Arif'i? Şimdi geliyorum. Babam güvense ya, biz de gireriz internete. Bu evde herkesin hakkı eşit olmalı. Biz böyle konuşmamıştık. Bence de. Ya bak Yıldız, sana bir şey söyleyeyim. Çocuklar haklı, Allah canım ağzına. Yani neticede iletişim çağındayız. Ya ne iletişimi Sabri? Hepinizin gözü internette. Kimsenin kimseyle ilgilendiği mi var Allah aşkına? Ne oldu benim aileme böyle? Bakın, söylemedi demeyin. Bu böyle devam ederse çekip giderim ona göre. Anladınız mı? Terk ederim sizi. Anne, gitmeden önce şey söylesen, yani şimdi eskisi gibi özgürüz değil mi? Sonuçta babama izin vermiş oldun ya. Hayır efendim, kimseye izin vermedim ben. Bundan sonra babanız da yarım saat kuralına uyacak. İnternet lafa duymak istemiyorum, anladınız mı? Ya kendinize çeki düzen verin ya da gözüme görünmeyin. Bu da köpek olsun size. Ne oldu ayol bunlara böyle? Hepsi de yarım saatlik haklarını kullandılar ya, deliye döndüler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Her şeyi topladın mı ortalıktan? Aldım anne. Her bir şeylerini sakladım. Modemi, telefonları, hepsini. Hadi bakalım. Sıkıysa girsinler internete. Bunlarda başka bir haller var kızım. Endişeleniyorum artık. Müptela olmuşlar bunlar ya, müptela. Ben bir tuvalete gideyim bari. Kasık kadar adamın düştüğü duruma bak, pes. O kadar evlenme dedim değil mi sana? İnanmıyorum Sabri. Açıklayabilirim Yıldız. Hiçbir şey açıklamasam. Affet beni karıcığım. Beni affet. Dayanamadım. Yapamıyorum ben. Ben bir bağımlıyım. İnternetsiz yaşayamam. Yeter. Yıldız. Allah beni. Yetti. Bunu sen istedin Sabri. Bunu siz istediniz. Yürü kız. Yürü. Hiç arkana bakma. Geç bile kaldık. Geç. Çabuk.
Kuralım şunu yeniden. Gücüm kalmadı. Daha fazla dayanamayacağım. Laptop almaya gidiyorum. Kendime bir laptop alıp hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Tırlarım, gitti. Tırlarım ben. Kesildi. Elektrik kesildi. Ne? Ne oluyor? Ne olacak bunlar? Çok çok eski şey bunlar. Ay bekleyeceğiz, nasıl bekleyeceğiz? Acaba anneniz ne yapıyordur şimdi? Burada olsaydı yemek yapardı. Yerdik. Yıllardır çerez yiyorum. Karnım acıktı ya. Anneannem olsaydı onunla da dalga geçerdik. Bir de... Bu evde bir de yavru vardı. Vay canına ya! Bu da ne? Amanın! Ne olmuş buralara böyle ya? Değişmiş. Biz ne kadar zamandır evdeyiz acaba? Sessiz olun. Şurada birileri var. Ne yapıyorsunuz burada? Sizin gaz maskeleriniz nerede? Birazdan siklonik çöl fırtınası başlayacak. Size hemen gaz maskesi bulmamız lazım. Maske takmadan hayatta kalmanıza imkan yok. Fırtına öldürür. Toprak Reformu Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 3. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük siklonik fırtına olacakmış. Toprak Reformu mu? Genel Müdürlük mü? 3. Dünya Savaşı mı? Ne diyorsunuz siz ya? Bak yani bende kafa buluyorsanız s**erim ağzınıza. Hadi sığınan gidelim. Ben annemi istiyorum ya. Tamam kız gibi ağlama hemen ya. Şimdi bak ben de ağlayacağım ha. Hayatımın sonuna geldiğim ve son nefesimi vermeye hazırlandığım şu anda... ...karım Yıldız'ın anısı önünde... Diş çekiyor ve... Ne diyeyim ben? Ay başım ağrıyor. Ha? Ne oluyor? Neredeyim ya? Ben neredeyim? Çocuklar nerede? İyi misin kocacığım? Aman Allah'a şükür yaşıyorlar bak. Bizim salak damat konuşup duruyor. Sabri. Ay Sabri'cim. Yıldız. Sabri kocacığım. Canım benim buradayım. Karıcığım çok kötü bir rüya gördüm ben. Çok kötü bir rüya gördüm. Geçti kocacığım geçti. Sizden haber alamayınca çok endişelendik. Kapıyı kırdık vallahi ama iyisiniz çok şükür. Hanımefendi, aileniz doğalgaz sızıntısından ötürü bayılmış. Tam zamanında yetiştik. Hepinize büyük geçmiş olsun. Yine de tetkikler için hastaneye götüreceğiz onları. Tabii. Hemen götürün. Senin sözünü dinlemedik anne. Canım yavrum. Geçti çocuklarım, geçti. İyisiniz çok şükür. Karıcığım beni de affet. Bak sana söz veriyorum. Kurtulacağım bu internet bağımlılığından. Seni seviyorum hayat. Ben de seni bir tane. Bize geri dön Sabri. Yavrum hiçbir şey olmayacak. Gül gibi bakacaklar hastanede. Seni bekleyeceğiz Sabri'cim. Cep telefonunuzu biraz kullanabilir miyim? Hayır, bana gerekli. Kısa bir internet bağlantısı yapacağım. Hemen çıkarım. Tamam, hemen çıkarım. Alo.
Welcome to the real world. Önüne bak ulan kavat. Çocuklar iyi misiniz? Ay ben iyiyim galiba. Ben de. Alo, Matrix? Abla, neredesin lan oğlum? Karılar bekliyor. Matrix? Matrix'i de Matrix'i de lan. Karılar bekliyor diyorum oğlum, neredesin? Biz karanlığa gittin lan. Ben Adnan değilim. O zaman niye telefonda konuşuyorsun? Senin... Boşu boşuna ne konuşturuyorsun lan beni? Kapa! Uyan! Adnan! Ben Adnan değilim. Ulan ne açıyorsun telefonu? Ben sana demin açma demedim. Please help me. Is it the real world? Asıl sen welcome to the real world. Hadi çocuklar eve gidiyoruz. Yürüyün.